paylaşımda Bayraktar TB2 SİHA'lar kullanılarak Kherson şehrine giren Rus konvoyunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Görüntülerde konvoyda yer alan askeri araç ve teçhizatın kullanılamaz hale geldiği görülüyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait SİHA'nın güdümlü füze kullanarak ayrılıkçılara ait bir obüsü yok ettiği bildirildi. And welcome back to Abi Reaction. Guys, here you go again with another video. Yes, guys, I understand you now. Yesterday I recorded a video about the new technology of Turkish Army, and like when I say Bayraktar looks like a toy, because for me I saw like very little, don't look that scary, but actually it is very scary, okay? But I say it looks like a little toy, and everyone said to me, come on man, are you serious? Don't you see the news that actually this drone, okay, is making war versus Russia? And guys, I was shocked. I go check out, and actually all the news keep talking about this drone, okay, that defend Ukraine versus Russia, and it's something crazy. It's called Bayraktar TB2, okay, defends Ukraine, Turkish defense industry. Guys, I'm very curious to find out this video that you are keep suggesting all the time. So for now, let's go. And let's enjoy this video. Let's go, guys. Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilimin savaşa dönüşmesiyle birlikte. Is that an eagle? Yeah, Ukrainian Navy is right in here. Savaşa dönüşmesiyle birlikte her iki tarafın askeri hamleleri dikkati çekiyor. Son yıllarda ordusunu özellikle Batı sistemleriyle güçlendiren Ukrayna, Türkiye'den Baykar Teknoloji'nin ürettiği Bayraktar TB2 SİHA'ları almıştı. What means is produced by Bayraktar Technology? What is Bayraktar? Baykar Teknoloji'nin ürettiği Bayraktar TB2 SİHA'ları almıştı. Like Bayraktar TB2'nin Ukrayna'da üretilmesine yönelik de anlaşma imzalanmıştı. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nin resmi hesabından yapılan paylaşımda Bayraktar TB2 SİHA'lar kullanılarak Kherson şehrine giren Rus konvoyunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Görüntülerde konvoyda yer alan askeri araç ve teçhizatın kullanılamaz hale geldiği görülüyor. It's like watching this, it's like a movie, it's like, I cannot believe that it's like now that we are talking. Looks like a movie 100 years ago, I cannot believe that it's now. And all this damage was created by that little drone? Why I keep calling it little? Yeah, it's little, but it's like crazy, the technology that drone had. Yapılan paylaşımda Bayraktar TB2 SİHA'lar kullanılarak Kherson şehrine giren Rus konvoyunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Görüntülerde konvoyda yer alan askeri araç ve teçhizatın kullanılamaz hale geldiği görülüyor. Görüntüler, doğrudan Bayraktar TB2 kullanımından çok, Bayraktar TB2'nin yaptığı işaretlemeyle gerçekleştirilen topçu saldırısı olarak yorumlanıyor. Bayraktar TB2'nin seen their drone defending innocence at Ukraine, okay? Turks are very proud at this moment. I think watching news and seeing this saying, oh, come on, man. Come on, we did good. Because Turks love to do good. More than everything, absolutely yes. So see this moment, I think is a special moment for all Turks of proud, absolutely yes. Even that, we are in war, okay? So actually they kill other people, but it's a moment of proud because they are defending actually innocent people at their home, absolutely yes. İkinin yaptığı lazer işaretlemesiyle güdümlü mühimmata sahip ateş destek unsurlarına etkili vuruş imkanı sağlanıyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da Gostomel Havalimanı'nın güneyindeki hedeflerin Bayraktar TB2 tarafından vurulduğu bildirildi. Ukrayna ordusu Bayraktar TB2 tarafından vurulduğu bildirildi. Ukrayna ordusu çeşitli tatbikatların ardından Bayraktar TB2 SİHA'ları ilk kez 2021 yılı Ekim ayında ülkenin doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlere karşı kullanmıştı. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait SİHA'nın, güdümlü füze kullanarak ayrılıkçılara ait bir obüsü yok ettiği bilgisi paylaşılmıştı. What mean October 2021?
What? Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait SİHA'nın güdümlü füze kullanarak ayrılıkçılara ait bir obüsü yok ettiği bilgisi paylaşılmıştı. Turkish technology, Turkish technology is crazy when it comes to army. It's crazy. I was shocked in the last video. You said to me, "Abi, this is old this is old technology." Old? Seriously, old technology that? Come on, man. What is the new technology? I don't know, but for sure I will find out. So if you have a cool video, let me know in the comments. But guys, this is crazy. Ait bir obüsü yok ettiği bilgisi paylaşılmıştı. Ukrayna'nın 12 adet Bayraktar TB2'ye sahip olduğu biliniyor. Oh, so Ukraine has 12 of Bayraktar TB2, okay. Türkiye Bayraktar TB2 SİHA'yı etkin olarak kullanırken 16 ülke ile de ihracat sözleşmesi imzalandı. Whoa. Guys, expert. So Turkey give this drone to 60 countries, sell to 16 countries. Toplamda 400 bin uçuş saatini geride bırakan Bayraktar TB2, 2014 yılından bu yana kullanılıyor. 27 saat kesintisiz uçabilen Bayraktar TB2, Katar, Suriye, Ukrayna ve Karabağ'da karşılaştığı çöl sıcağı, dondurucu soğuk, kar ve fırtına gibi tüm olumsuz hava şartlarında başarıyı... Wait, can fly 27 hours without interruption? What can I will not, guys, I promise I will not call anymore a little plane, okay? Bayraktar, I will not call anymore a little plane. This is, I understand your reaction now, saying, come on, man, like, seriously, we are proud of that drone, don't call like that. And you are right, actually. 2014 yılından bu yana kullanılıyor. 27 saat kesintisiz uçabilen Bayraktar TB2, Katar, Suriye, Ukrayna ve Karabağ'da karşılaştığı çöl sıcağı, dondurucu soğuk, kar ve fırtına gibi tüm olumsuz hava şartlarında başarıyla görev yaptı. Karabağ Savaşı'nda Bayraktar TB2 SİHA'lar kullanılarak Ermenistan'a ait çok sayıda hava savunma sistemi, radar sistemi, tank, zırhlı araç, Was used a year ago to Azerbaijan and Armenia. For sure was used for Armenia, not Azerbaijan, because Turks are very friendly with Azerbaijan, but was used at that time too. Sana ait çok sayıda hava savunma sistemi, radar sistemi, tank, zırhlı araç, kamyon, cephanelik, mevzi ve birlik imha edildi. Guys, I promise to you right now that I will not call anymore little toy, okay? Bayraktar TB2, absolutely not. This drone is a nightmare for everyone. Everyone that is a good person, okay, just want this war to end. But guys, the most important thing is that this end, okay, and no more innocent people die. Let me know in the comments what do you think about this video. If you have other cool videos about new technology, army, I'm very curious. So let me know in the comments and we'll see the next reaction. Ciao a tutti ragazzi, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!